efendim, hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar diliyoruz. Ben psikolog Doktor Sinem Durusal. Sağlıkla programına hoş geldiniz. Bundan sonra eğer lütuf buyurursanız pazar günleri sabah sizlerle uzman doktor konuklarımızla sağlık konuşmak istiyoruz. Evlerinize bizi kabul ederseniz çok seviniriz. Bugün yanımda benim için de çok özel olan, eminim sizler için de çok özel olan, çok sevgili, çok muhterem bir konuğum var. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızı ağırlıyoruz bugün. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Çok şükür, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Kabul buyurduğunuz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Sevgili hocam, günümüzde daha yeni keşfedilen, aslında dünyada daha yeni keşfedilen fakat bizim medeniyetlerimizde çok ezelden beri olan vicdani zeka kavramı aslında bizim kendimizi fark edebilmemiz, buna mesnevi hikayeler ya da mesnevi şeklinde de desteklediğimiz, bizim biblioterapi etkisi diye aslında psikoterapide kullanıp hikayelerle kişilere bir şeyler fark ettirmek istediğimiz bir vaziyet var. Sizin de Mesnevi Terapi kitabınızda çok detaylı, çok güzelce bahsettiğiniz gibi birazcık bizim insanın iç sesi dediğimiz o vicdani zekadan bize bahseder misiniz? Tabii. Şimdi bu vicdani zeka olarak tanımlanan kavramı ilk bu işte 2010'lu yıllarda kitapta yazdığım zaman o kavramı ilk defa Türkçe'de dile getirdik kavramı. Evet. Daha sonra Afyon'da Kütahya'da, Kocatepe Üniversitesi'nde bir grup onun ölçeğini geliştirdi ve geçerlilik güvenilirliğini yaptı. Norm çalışması birlikte yapıldı. Evet, yapıldı. Evet. Yayın olarak yayınladılar daha sonra. Şimdi burada aslında bu biliyorsunuz 2000'li daha doğrusu 2009 yıllarda pozitif psikoloji diye ilk dünyada ilk kongre yapıldı. Kongrenin amacı da 2000'li yılların başında ABD'de yapılan bir istatistik üzerine baktılar. Amerika daha varlıklı, daha zengin ama daha mutlu değil. Ve şiddet artıyor, suçlar artıyor. Aile içerisindeki boşanmalar artıyor. Okula silah götürülüyor. Buna karşı bir şey yapılmalı diye o zaman federal hükümet 5 milyon dolarlık bir grant şey yapıyor. Penn State Üniversitesi'ndeki Seligman ve ekibine bunu veriyor. 3 sene çalışıyorlar burada. 3 senenin sonucunda mutluluk bilimi diye bir bilim ortaya çıkarıyorlar. Bu mutluluk bilimi daha sonra bilimsel literatürde pozitif psikoloji olarak geçiyor. Ve 2009'da ilk kongresini yaptılar. Ben bunu duyunca bir baktım, bir inceledim ki bizim Mevlana'dan almışlar. Anadolu İrfanı'ndan almışlar. Diğer tasavvuftan almışlar. Doğu kültüründen almışlar ama referans vermiyorlar. Biz bunu ispatladık sevgili hocam. Ha. Slovenya'da yapılan en son kongrede biz tamamen vicdani zeka ve Mevlana üzerine durduk. Hatta bir mesnevi gösterisi bile sergiledik öyle onlara. Mi? Çünkü bu bizim özümüzdür, tabii, bizim kaynaklarımızdır, ha, bizim kültürümüzdür. Biz bunu zaten yüzyıllardır yapıyoruz, kullanıyoruz tabii, şeklinde. Yaptık. Çok haklısınız. Ve onun üzerine bu kitabı yazmak ihtiyaç hissettim. Mevlana. Daha sonra Mevlana ile Hazreti Mevlana, aile terapisi, Yunus, aşk terapi gibi kitaplar yazmak ihtiyacını hissettim. Çünkü orada psikiyatride kullanılan ölçekler var, mindfulness diye. Hatalı inanış ölçekleri var. Birçok bu ölçeklerdeki negatif kognisyon ölçekleri var. Bu ölçeklerde tespit ediliyor mindfulness terapisinde. Daha sonra insanların bu hatalı inanışlarını, kişisel inanışlarını, olumsuz kararlar verdirten kişisel inanışlarını, negatif şemaları tespit edip onlar üzerine tedavi yapılması planlanıyor. Hı hı. Bunun ana kaynağı burası diye kitabı yazma durumu oldu. İlgi görünce kitap İngilizce'ye çevrildi. Şimdi Rumi Terapi olarak Amazon.com'da satılıyor şu anda. Yani ikinci baskıda yapılmış. Şimdi bu şunu gösteriyor. Bizim yani biz sahip çıkmadığımız için sahip maalesef çıkılıyor. Yani biz sahip çıktık. Yani bak Slovenya'da kongrede bunu yeni öğrendim. Bu şeyin kognitif kongresinde değil mi? Evet, kognitif kongresinde. Aynen. Evet, o çok iyi orada. Evet. Yani ona gidememiştim ben. Orada o sunumlarınızı falan da alırsak. Tabii ki ben size iletirim seve seve sevgili hocam. Tabii ki. Yani bu şunun bir ihtiyaç vardı burada. O ihtiyacı yani biz doğudaki din bilimciler, pozitif bilimciler sahip çıkmayınca birileri ihtiyaç var, ihtiyacı bir yerde hani
şeyi vardı. Tabiat boşluğu kabul etmez. Yani bir ihtiyaç varsa, muhakkak, onu yapacak bir güç de varsa o ihtiyaç karşılanır. Biz onu biz geç kaldığımız için onlar karşılamış ama güç olmasa bunun gelen kalan kısmında kendi kültürümüzde bunun uygulamasına biz sahip çıkmamız gerekir. Yoksa Mevlana bize öldükten sonra yakamıza yapışır Hazreti Mevlana. İnşallah çıkıyoruz ya, inşallah sevgili çıkıyoruz. Hocam. Ben de bu konunun oldukça yüksek destekçilerinden bir tanesiyim. Evet. Ben de tüm Türkiye'de verdiğim seminerlerde aynı şekilde aslında bunun bizim özümüz olduğundan bahsediyorum. Evet. Şems-i Tebrizi'den, Mevlana'dan örnekler vererek bahsediyorum. Kitapta ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, çok sevgili halkımıza da örnek olması adına, şikayet etmek yerine kıymet bilmek başlığıydı aslında. Evet. Birazcık bundan bahseder misiniz sevgili hocam? Yani insanlardaki genellikle insanlardaki ilk tepki bir şeyler yolunda gitmediği zaman problemin sebebini dış nedene bağlayıp hemen şikayete başlıyor. Yani şikayet kültürü, yakınmacılık bizde aslında bir sorun, kusur olarak vardır insanda. Sorumluluğu vardır. Şimdi bu durumda yani herhangi bir şey olduğu zaman eşini şikayet ediyor. Hatta biz diyoruz ki ya bu konuyu eşine şu şekilde anlatman lazım. O anlamaz ki diyor. O anlamaz ki diyor. Yani şimdi diyoruz bak onun anlayıp anlamaması onun sorumluluğu. Ama senin anlatıp anlatmaman senin sorumluluğun. Kesinlikle. O halde burada sen ona bunu anlat. O onun vereceği cevabı şimdiden ön yargıyla böyle yapmaz ki dediğin zaman ne oldu? İşte yakınmacı kültürde böyle hemen dış bir nedene bağlayıp yakınıyorak. Yani bu da insanı yakınmacı kişiler insanları uzaklaştırırlar kendilerinden. Ve aynı zamanda da onu bir yöntem olarak benimsedikleri için hep negatif etkileme özelliği olan kişilerdir. Bu özellikler nedeniyle evliliği, çocukları yetiştirirken de hep böyle özgüveni düşük, yani sorunun kök nedenini bulmadan hareket eden, yani eylemlerinin, davranışlarının farkındalığı olmayan, sorunun sorumluluğunu almayan kişiler yetişiyor ve bu kişiler girişimci olamıyorlar. Risk alamıyorlar. Yani büyük kararlar veremiyorlar. Aynen. Hep beyinleri savunmaya göre çalışıyor. Yani yapılan çalışmalarda da beyin görüntüleme çalışmalarda bu tarz kişilerin beyinleri hep stres hormonu salgılıyor. Devamlı kaygılar yüksek olduğu için de mide bağırsak hastalıkları, kalp damar hastalıkları çok çıkıyor bu kişilerde. Anksiyetik kökenli. Kaygı yüksek, stres seviyesi yüksek, otonomik disfonksiyon oluyor. Yüksek çıkıyor. Bunun üzerine İşte bu pozitif psikoloji çalışmaları, nörobilim çalışmaları da bunun yanlışlığını bilimsel olarak kanıtlayınca hani nörobilim Mevlana haklıymış, doğu kültürü haklıymış. Yani kişiyi şikayet etmek yerine şimdi minnettarlık eğitimi yapılıyor. Evet. Mesela pozitif psikolojide modüllerden birisi minnettarlık eğitimi modülü. Kendini kabul, yani koşulsuz kendini olumlu kabul dediğimiz kavramı öncelikle. O gibi durumlar mesela minnettarlık eğitiminde ne var? Geçmişte affedersiniz, size bir iyilik yapan birisine isimlerini listele, git teşekkür et ona diye. Şahsi olmasa da tabii içinden teşekkür. Yani geçmişte bir insan bir şey yaptı, gidip listeye git, yüzüne karşı da ödev olarak veriliyor terapi şeyinde, minnettarlık. Ve bu şekilde bunu yaptığı zaman kişi mesela hiç beklemediği bir şekilde geçmişte ona bir iyilik yapan bir kimse, ya sen bana geçmişte şu iyiliği yapmıştın, bir küçük hediye alıp sana teşekkür ederim diye gittiği zaman öyle bir güzel karşılık görüyor ki, hep şikayet eden kimse onun arkasında devamlı yakından kimse onun o değişimini görünce ilişkileri düzeliyor. İlişkileri düzelince pozitif pekiştirme yapıyor bu ve kişi kendini düzelttiği gibi karşı tarafla ilişki de düzeliyor. Yani aslında bizim bu şikayet kültürü yerine böyle minnettarlık kültürü, kıymet bilme kültürü, kadir şinaslık diye geçer bizim kültürümüzde. Evet. Özel bir isim ile verilmiş. Yani bu kültür insanlarda sosyal sermaye zenginliği yapıyor insanlarda. Zaten aslında günümüzde oldukça yozlaştığımız, maalesef insani değerlerimizi bu kadar kaybettiğimiz bir dönemde bunların hatırlanıyor olması da bence tesadüf değil. Çünkü gidişatın ne kadar kötü olduğu. Ben de Amerika'da bulunduğum dönemde şöyle bir şeye rast gelmiştim sevgili hocam. Radyo anonsları yapılıyordu. Ve şöyle deniyordu radyo anonslarında, lütfen çocuklarınızı 16 yaşına geldiğinde artık evden göndermeyin. Evden göndermeyin, tersine. Evet. Daha önce bırakın özgür olsun,
Kendi kendine yeterli olsun diye. Evet. Dolayısıyla da bunun farkına vardığımızda da kendi kültürümüzde, bizim aslında var olan genetik kodlarımızda olan şeyi ortaya çıkartmayı da sayenizde en büyük teşvikçilerinden birisiniz. Sayenizde de bunu yapıyor olduk. Peki davranışlarımızın sorumluluklarından bahsettik hocam. Birazcık da sonuç bilincinden bahsedelim. Tabii. Belli sonuçlarımız var ve bunlarla alakalı alabileceğimiz yeni aksiyonlarımız var. Seçeneklerimiz var sınırsız ama geçmişe takılıp kalmak, bunları yargılamak, sorgulamak yerine artık bundan sonrasına bakabiliyor olmak ya da bir değişim gerekliyse bunu yapıyor olmak. Hatta Şems-i Tebrizi'nin 16. kuralı vardır. Hakkın karşına getirdiği değişimlere direnmek yerine onları kabul et. Bırak hayat sana rağmen değil seninle beraber aksın. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını? Daha iyi olmadığını, evet. Çok doğru işte bu. Yani bu bakış, vicdani zeka bakışı insana görünmeyen gerçeklerin görünmesini sağlıyor. Yani duvarın arkasını gösteriyor sana. Yani insan duvarın arkasını görmediği için birçok hataları yapıyor. Sadece insan çünkü bir şeyi, bir belirsizlik olduğu zaman, yani bir şeyi muhakeme edip açıklayamadığı zaman ön yargılarına sığınır. Bu ön yargılarımızda çocukluktan beri gelen, yani bu olumlu ön yargılar olduğu gibi olumsuz ön yargılar da var. Beynimizin, o ön yargı demek beynimizin kısa yol yapması demektir. Hızlı karar verebilmek, çabuk karar atak yapabilmek ve zaman kazanabilmek için otomatik düşüncelerimiz vardır. Otomatik düşüncelerimizin arka planında hep ön yargılarımız vardır. Bu ön yargılar eğer olumluysa kişiyi hep olumsuz kararlardan uzaklaştırır, olumlu yöne götürür. Ama böyle kişiler ilkeli kişilerdir. İlkesi olan kişilerde olum, yoksa ön yargı çıkarcı kişilerdeki ön yargı önce ben sonra önce can sonra canan ön yargısı vardır. Ama eğer bir kişide önce can sonra canan ön yargısı yoksa önce insanlık önce yüksek değerler ondan sonra ben ondan sonra canan gibi şey varsa bir kimse birisine kendi çıkar için haksızlık yapma isteği uyandığı zaman arzusu dürtüsü de böyle dürttüğü zaman ya bu şu ilkelerime aykırı bu deyip hayır diyebilir ona. Ama vicdanındaki sestir bu. Bu iç sorumluluktur, iç bekçidir. Zihnimizdeki bir jüridir vicdan. Bu jüriyi kaybetti yüzyılımız. Ve niye bu jüri o iç sesi ve vicdanımızdaki iç bir hesap verme duygumuz. Niye bu çağda kaybedildi? Çünkü bu çağ materyalizm çağıydı. Materyalizmde ne var? Beni inorganik maddeler yaptı. Karbon, oksijen, hidrojen, azot yaptı. Onlar da benden hesap sormuyor ki. Diyerek aynı antik çağdaki gibi. Antik çağda da böyle düşünüyordu. Evet. O zaman bir tek tanrı inancı olmadığı için yakalanmadıkça hırsızlık serbestti. Mesela iş sorumluluk yok çünkü. Ve aynı zamanda 25 yaşına kadar yani gençlerin erkek veya kadın elbise giymesine gerek yok denirdi o zaman. Çünkü bir nevi arzu ve dürtülerin teşvik edilen bir kültürdü o. Tabii. Daha sonra insanlık bunun kötü sonuçlarını gördü. Toplumdaki deneyimlerle gördü ki ya bu dürtüleri tam serbest bırakmak insanlığa zarar veriyor. Mesela enses olayları artıyor. Tabii ki. Ve şeyler artıyor. Annesi, babası, belirsiz çocuklar artıyor toplumda. Benim hatırladığım kadarıyla yanlışım varsa lütfen düzeltin. Anaerkil yaşantı zamanlarımızda hatta belirli günlerde hanımefendileri bir yerde istihdam edip tabii. Sonrasında daha geniş bir kavime ulaşmak adına yapılan bir takım ritüel ve uygulamalar bakın, var. Şu taht oyunları filmini seyredenler bilir. Evet. Orada en çok geçen kelime ne? Bastard kelimesi. Gayrimeşru çocuk. Yani evet. Türkçe'de piç olarak geçen. Niye? O taht oyunlarının bütün sebebi çocuğun annesi belli ama babası belli değil. Fakat filanca kişinin çocuğu. Ve bu taht kavgalarının en büyük nedeni olmuş düşün. Dünyada şu an 6. sezonu tamamlıyor. En şey film 7 sezon yanılmıyorsam. Dizi. Evet. Dizi. Yani bu burada işlenen tema bu olmuş ve tahtların değişmesine sebep olmuş. Burada bu kuralı unutulmasına bağlı bu. Ve bunun derslerini çıkarmış. Daha sonra evliliğe sahip çıkılmıştı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu insanlığın ekonomik başarısı, refah seviyesinin yükselmesi, ya evliliğe ne gerek var? Mesela açık evlilik ekolojiye başladı 1970'lerde ABD'de. Tabii, tabii. Açık ekolojide ne var? İki tarafında
evliler, çocukları var fakat iki tarafında sevgilisi var. Ve bunu doğal kabul ettiler. Daha sonra bu evliliğin yürümediğini gördüler. Şimdi düzeltmeye çalışılıyor. Bu bunun için vicdani zeka olan bir kimse ancak böyle vicdanların sınırlarını çizdiği davranışlarla ilgili doğru sağlıklı adımlar atabilir, karar verebilir. Yani iç koruyucumuz olması lazım. Hesap verme duygumuz olması lazım. Evet, önce kendimize, sonra bizi tabii yaradana. Bunların tamamını aslında tabii bir hesap verebilmek, önce kendi adımıza hesap verebilmek tabii ya da iyi insan olarak kalabilmeye tabii çalışmak. Yani aslında iyi insan bilimidir bu. Evet. Vicdani zeka ölçeği iyi insan olma ölçeğidir. İyi insan olma ölçeği. Ölçeğidir. Ve bunu bizim yani genellikle bakıyorsunuz sanki evrensel bir şey. Yani bunu herkes yani bu değerler doğru kabul ediyor ama bu çağda uygulanamaz diyordu. Ama şu anda bu çağda gerek yok diyordu hatta. Nietzsche'nin meşhur şeyidir o. Tezidir. Yani alçak gönüllülük, tevazu işletme maliyetini artırır. Bunun için gerek yok diyordu kapitalist sistem. Aynen öyle. Yani işletme maliyetini artırır, karlılığı azaltır bu. Ve böyle olunca karlılık amaçlı düşünen insan homo economicus'tur diyorlardı o zaman. Yani insan ekonomik bir varlıktır. Ama daha sonra şimdi insan homo psikolojikusmuş deniyor şimdi. Karar verirken satın alma davranışında özellikle davranış iktisatçıları var şimdi. Evet. Onlar güven duygusunun temel ihtiyaçlardan daha önemli olduğunu, takdir arzusunun daha önemli olduğunu alışveriş yaparken onu gördüler ve bu sadece bu yani uhrevi bir kavram değil, ölümden sonraki hayatta insana bir şeyler kazandıracak kavram değil vicdanlı olmak. Vicdanlı olmak, insaflı olmak aynı zamanda dünyamızı da güzelleştirecek bir kavram. Varoluşumuzu. Tabii varoluşumuza uygun davranmaktır. Ve buna uygun davranırsan çıkarcılı olmak mı daha karlıdır, erdemli olmak mı daha karlıdır? Uzun kapitalizm vadede diyor ki erdemli olmak karlıdır diyor kapitalizm ve anı yaşa diyor. Halbuki kapitalizm olmayan, vicdani zekası olan kimse ne diyor? Erdemli olmak, çıkarcı olmaktan daha karlıdır. Orta ve uzun vadede çünkü. Aynen. Karlıdır. O halde vicdanlı olmak, ilkelerle hareket etmek, vicdani zekasının yüksek olması kimsenin kısa vadede kaybettirmez ama kaybettiriyor gibi gözükse bile orta uzun vadede kaybettirir. Anı yaşamak değil, anda yaşamak önemlidir. Anda kalmakla aslında o kavram biraz karıştırılıyor gibi. Bizim anda kalmaktan kastettiğimiz şey genellikle bulunduğumuz ortamın tadını çıkartıyor olmaya çalışmak. Tabii. Tüm uzuvlarımızı küçük şeylerden mutlu olmayı öğrenmek. Bunu hissedebiliyor olmak. Bir ağacın altında dinlendiğimizde kuşları dinleyebiliyor olmak ya da oradaki nimetlerin farkına varabiliyor olmak. Tam kastedilirken anda kalmak yani bu bugünün hakkını vermek. Evet. Bugün hep yakın. Ne oluyorsun? Yakınmacı insanlar anda kalamıyorlar. Anı yaşayamıyorlar. Ne abi geçmiş veya da gelecekle yaşıyorlar. Öyle önce bugünkü enerji zayıf diyor. Hatta bazı filozoflar taşın üzerine bugün diye yazıp ve geçmişe ve geleceğe zihinler kaydığı zaman onu hatırlayıp hemen anı yaşamayı, daha doğrusu anda kalmaya tercih ediyorlar. Bunun için bir uyarıcı koyuyorlar. Ne mutlu. Peki sevgili hocam yine günümüzde özellikle de sosyal medyanın devreye girmesiyle eleştirel tavrımız ya da eleştirilere karşı direncimizle alakalı da vicdani zekanın oldukça önemli olduğu kanaatindeyim. Yani dur, düşün, sonra inan gibi muhakeme yeteneğimizi de aslında vicdani zekamızın çok doğru destekleyeceği kanaatindeyim. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Tabii şimdi burada yani aslında dur, düşün, eyleme geç, dur, düşün, yap, dur, düşün, inan yaklaşımı nörobiyolojik temeli var. Yani beynimizin kaptan köşkü frontal bölgesi, evet, ön bölgesidir. Frontal lobdur. Frontal lob karar verici bölgedir. Bir beynimizdeki o kısa yollar oluşuyor ya, bir çocukluğundan beri öğrendiğimiz otomatik tepkilerimiz vardır. Otomatik onlar onları bir olay olduğu zaman hemen onlarla alışkanlıklarımızdır bunlar aslında. Yani düşünmeden tepki veririz. Araba kullanıyoruz mesela. Buradan Taksim'e gideceğiz. Yani alışkanlıklarımızda başka şey düşünürken direksiyonu gideriz. Bunu beynimizdeki oluşturduğumuz geçmişteki kısa yollarla, otomatik davranışlarla ortaya çıkıyor. Ama dur düşün ya yeni bir şey, bilgi öğrenirken bu işe yaramıyor. Yeni bir bilgi öğrenirken dur düşün, yeniden değerlendir. Dur düşün, yap. Dur düşün, eyleme geç. Karar vermesi gerekir. Bunu yaparsa frontal lobda network oluşuyor beyinde. Yollar oluşuyor ve yeni bilgi beynin eski çalışan
network'u ile şimdiki çalışan network arasında bağlantı oluşturuyorsunuz. Böyle durumlarda kişi artık bunu uygularsa yeniliğe açık kişiler öyledir. Girişimci kişilerin beynin ön bölgesini çok kullanan kişilerdir. Ve bu kişi bu beynin ön bölgesini kullanmayı öğretmektir aslında. Bununla ilgili biz bilgisayar eğitim modülleri geliştirdik. Yani Viyana test sistemi var. Onlar geliştirdi. Biz de buna benzer bir arkadaşımız TÜBİTAK'tan proje alıp o da geliştirdi. Yani bununla ilgili kognitif rehabilitasyonlar yapıyoruz. Yani dikkati sürdürme, çoklu dikkat, mantıklı akıl yürütme gibi şeylerle, metotlarla kişinin beynin ön bölgesi geliştiriliyor. Ama bu kişi biz normal hayat içerisinde bir insan bir hareket karar verirken bir iş yapacağı zaman dur düşün ondan sonra karar ver. Bunu otomatik hale getirirse hiç beynimizde Alzheimer'la ilgili yollar, önleyici yollar oluşuyor. Evet. Alzheimer'ı engelleyen bir şeydir bu. Yani yeni deneyimlere açık olmak ve beyinde yeni girişimci olmak, merak duygusunu harekete geçirmek beyinde kök hücrelerden beynimizde yeni kök hücreleri oluşturuyor yeni bilgilerden. Yeni bilgi öğrenmek beyinde yeni kök hücre oluşturmak. Kök hücreler ateşleniyor. Sinaptik akım. Sinaptik ateşlemeler oluyor. Yeni kök hücre oluyor. Hücre göçleri oluyor. Beynin ilgi bölgesinde yeni nöronlar oluşuyor. Yeni yapılar oluşuyor. Biz bunu görüntüleme sistemleriyle çok net ediyoruz zaten. Yani tabii ki. Yani hipokampus üretiyor beynimizde. Hipokampus bölgesi de beynimizin hafızayla ilgili bölgesidir. Kök hücre üretiyor ama bu yeniliğe açık kişilerde oluyor bu. Bunu öğretiyor. Bu buradaki ve bilgi o network da beynimizde bununla ilgili 6 tane network var çalışan bak. Aslında bunu iletişimciler 5N1K diye kullanıyorlar ya. Kim söyledi? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Yani ne ve network var? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Bu kim? Bu networkler var. Bunları kullanırsak biz ayrı bir yollar, sinirsel devreler oluşuyor. Eğer sadece ne network'ünü kullanırsak yani bir isimle diğerlerini kullanmazsak hafızamız zayıf işliyor. Hepsini kullanırsak ne biçim hafızası var diyoruz. Aslında bu yani genetik gelen bir şey değil. Öğrenmeyle ilgili olan bir geliştirilebilir şey. Geliştirilebilir. Geliştirilebilir tabii. Şey, tabii ki. Şöyle önemli bir konu daha var sevgili hocam. Kötü olay gibi gözüken şeylerde aslında bizi güçlendirici bir takım güçlerin olduğu. Tecrübeyi doğru kodlamak da denebilir buna aslında. Ya da bu tecrübeye takılıp kalmak yerine bundan yapacağınız çıkarsamalarla yola daha doğru, belki de daha iyi bir insan olarak devam etmeye çalışmak. Bununla ilgili sizden bir örneklemeyle bir açıklama rica etsem, yani, birazcık daha iyi anlasa sevgili. Tabii şimdi bunun için burada anlam arayışı önemli. Evet. Yani insanın diğer canlılardan ayıran, mesela bir köpeğin hayal dünyasını düşünsen kemikler vardır. Kedini düşünsen vardır. Bir aslanını düşünsen günde 15 saat yatar, birkaç saat avlanır, birkaç saat de yavrularıyla oynar. Ki köpeğin dünyası budur. Yani en büyük şeyi yiyecek arama davranışıdır ve hep bunu düşünür. Ama insana bakıyorsunuz biz yani bir saatlik bir şeyle yemek şeyini karşılıyor. Yani bir sistem kuruyor. Aylık bir geliri oluyor. Peki bu insan hayatta ölüm bilinci nasıl oluşacak? Hayatın anlamı nedir diye sorusunu soruyor insan. İnsan dışındaki hiçbir insan ben niçin varım? Hatta buna metakognisyon genleri deniyor. Bu genler insanda ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Niçin sorularını var soruyor. Varoluş amacım mı? Varoluşu mesela 4 tane metakognisyon gen var. Bak birincisi şeydi anlam arayışı genidir. Ben kimim? Niçin varım? Ne yapmam lazım gibi. İkinci genetik beta zihin üstü gen olarak bilinen gen. İkincisi zaman kavramı ile ilgili gendir. İnsan dışında hiçbir canlı yani bugün var, geçmiş var, gelecek var diye düşünmez. Bugün ihtiyacını karşılar, ondan sonra uyur. Ama insan bir geçmiş ve gelecek algısı var insanda. Ve zaman algısı var. Yani zaman onun için ilk yaratılışta o ilk büyük patlamadan önce evrende zaman ve mekan yokmuş. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep zamandan ve mekandan münezzeh diye Allah'ın en büyük sıfatı olarak o geçer. Niye? Aslında büyük patlamada evrende yeni çıkan o entropi ile birlikte yeni çıkan gerçek zaman ve mekan gerçeği. Maddeyle bu sağlanıyor.
ve evrenin genişlemesiyle de zaman oluşuyor. Bu iki gerçeklik var. Bu insan bu iki gerçeklikte soyut düşünce kapasitesindeki tek varlık. Eşrefi mahlukat anlamının tek varlığı. Bu nedenle bu anlam arayışı için akıl cihazı verilmiş insana. Akıl cihazı, akıl aygıtı da insana sadece bugünkü yeme içme üreme ihtiyaçlarını karşılamanın dışında başka soyut kavramlarla da ilgilenmek, sembolik kavramlarla da ilgilenmek, temsilli düşünceyi öğrenebilmek. Bu kavramları öğrenebilme kapasitesi var insanda. Bu insanda zaman kavramı burada çok önemli. Anlam kavramı tabii önemli. Geçmiş ve geleceğe farkındalık kavramı önemli. Dördüncüsü de ölümü, öleceğini tek bilen varlık insan. Onun dışındaki varlıklar biliyorsun hayvanları kesimhaneye götürüyorlar. Biraz sonra kesilecek haberi yok. Evet. Otluyor. Umaya devam ediyor. Çünkü ölüm bilinci yok. İnsanda ölüm bilinci var. Farkında. İşte bu özellikler nedeniyle insana bu dünyadaki şu andaki görünen gerçeklik insanı tatmin etmiyor. O halde görünmeyen bir gerçeklik olmalı. Hatta şu anda evrimi, tanrısız bir evrimi savunanların şu görüşü var. Diyor ki ya diyor bu ilk başta bir DNA olmuş yosun. Yosundan sonra evrim gelişti diyor ya. Ya peki bu DNA yosunun DNA'sı insanın DNA'sı %60-70 aynı. Şempanzenin DNA'sı insanın DNA'sı %95 aynı. O halde ilk yosunda bile DNA var. Bu DNA'nın kendi kendine olmasını olasılık hesaplarına göre açıklanamıyor. Şu andaki tez şöyle. Uzayda görünmeyen canlılar, gerçekler var. Bir göktaşına bir DNA yapıştı, geldi ve ondan sonra hayat başladı tabii diyorlar. Yani Allah diyemedikleri için tabii. Şuna yaratılış diyemedikleri için. Sevgili hocam bu aslında. Çok eski medeniyetlerde de soyut düşünme kavramı çok zayıf olduğu için aslında bir fırtınayı bir tanrıya bağlamak ya da topraktaki mahsulü başka bir tanrıya bağlamak gibi kavramlar. Soyut düşünme ihtiyacı var. Evet var ama kapasiteleri yetersiz olduğundan dolayı o dönemki insanların. Savaş tanrısı, şu tanrı, bu tanrı onlarla evet korumuşlar kendileri. Ben Japonya'da rastladım. Japonya'nın içinde karga tapınağı var. Enteresan. Orada 18 bin falan tanrı varmış. Evet. Karga tapınağına gittik Tokyo'da. Oradaki söylediler şeyde bu havuza bir para atıyorlarmış. Bir sene bizi koruyacak diyorlar ve buna bir sene inanıyorlar. O inançta beni koruyacak diyerek o seneyi öyle geçiriyorlar. Yani o bak gene insanın doğaüstü bir güce inanma ihtiyacı evet var. Gene bir mucize var. Tabii çünkü var orada yani senin doğaüstü bir boyunca güç var. Bir ruhlar var. Bir ruh dünyası var. Halbuki bu 18. yüzyıla itibaren pozitivizm başlamasıyla birlikte paradigma dönüşümü yaşandı. Evet. Bu dönüşümü biz Müslümanlar anlayamadılar, yetişemediler. Din ayrı, bilim ayrı dediler. Halbuki hatta bu kitaplarında, evrimsel biyoloji kitaplarında yazar. Varoluşu açıklayan iki gerçek vardır. Biri yaratılış, diğeri bilim. Yaratılış bilimin konusu olmadığından biz bilime geçiyoruz. Onun da tek tez evrim tezidir diyor. Yani yaratılışı bilim dışı tutan bir anlayış, bilimsel bir anlayış değildir. Onun için benim bu inanç psikolojisi kitabı var. Bundan önceydi, 2010'larda yazılmış. Onu İngilizce'ye Faith in Lab diye tercüme ettik. Yani inanç laboratuvarda diye tercüme ettik. Orada kuantumdan bahsediyoruz. İşte. Kuantum çünkü şeyi yaratılışı en iyi açıklayan şey. Yani varoluşu, insan varoluşu sorgulayan bir varlık. Varoluşuyla ilgili zihninde bir açıklama getiremezse mutlu olamıyor. Evet. Hatta bu Hawkins'e biliyorsunuz ateist olarak biliniyordu. Ve büyük bir patlamayı, Big Bang'i bulan bir kimse, müthiş bir zeka. Hı hı. Fakat onun son konuşmalarından birini dinledim. Ya siz ateistsiniz fakat ölüm ne olacak dediler. Verdiği cevap enteresan. Onun bir tezi vardı. Uzaydan evet varlıklar gelecek. Evet. Bizi kurtaracak gibi. Hayat varsa ümit de var diye bitiriyor. Yani bir gelip kurtaracaklar dünyaya gibi. Yani bir dünyanın üstünde görünmeyen bir gerçeklik kim olsa kabul ediyor. Ama şunu diyorlar fizik böyle Tanrı, Allah yahut da dinlerle ilgili açıklamaya bilim dışı görenler. Diyorlar ki yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir varlık var. Bu varlık gelip dünyayı var etmiş ve yönetiyor. Ve bir oyun, bir yazılım yazmış dünyayı. O yazılım içinde işliyor peki diyor. Peki onu kim var etmiş? Yani onu kim var etmiş? Günün sonunda geldiğimiz nokta peki o üstün varlık. Bunu sorana ayet-i kerime iniyor. İhlas suresi iniyor.
İhlas suresine ihlas denmesinin sebebini biliyor musunuz? Özü veriyor. Özü. Aslında Kur'an'ın özü o. İhlas suresi. Yani Allah doğuran doğrulmayan demek. Yani öncesi ve sonrası olmayan demek. Yani zaten o yani doğru bir kimse başkası tarafından yapıldıysa o zaten kaderi mutlak değildir. Kaderi mutlak olabilmesi için doğuran doğrulmayan olması lazım. Tam bu İhlas suresi. Evet. Onun için İhlas suresine inanan bir inanmak da tevhiddir. Tevhide inanmak. Şimdi bazı insanlar şeye inanıyorlar Allah'a ama müşrik şey var, şirk koşuyorlar aslında. Evet. Yani Allah yaratmış, çekilmiştir, karışmıyordur dünyaya, deistler. Halbuki aklen bu mümkün değil. Ya bu kadar mükemmel bir sistemi yaratacak, ondan sonra mazlumları kesip biçecek ve onların yanına kar kalacak. Yani böyle bir sisteme böyle bir ayıp yakışmaz. O halde böyle bir sistemi yapan muhakkak onların da hesap verebileceği ikinci bir hayat, ikinci bir dünya, bir haşir, bir ahiret yaratması gerekir. Akıl bunu gösteriyor. Yani akıl yürütme yöntemleri düşündüğünüz zaman ahiret olmalı. Akıl yani Allah'ın varlığı olmaması mümkün değil. Onun için vacibül vücub diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Vacibül vücub ne demek? Olması vacip olan, şart olan, zaruri olan. Allah'ın sıfatlarından birisi o. Bu nedenle yani vicdanı zekayla düşünen insan soyut düşünme becerisi gelişmişlik seviyesinin yüksekliğini gösterir. Gelişmişlik seviyesi ilkel toplumlar ne yapar? Soyut düşünce becerisi zayıf olduğu için gördüğüne inanır. Görmediğine inanmaz. Bir insan görmediğine inanabilmesi için teorik fizik gibi, teorik biyoloji gibi, teorik kimya gibi bunlar akıl yürütmeyle teorik fiziği, kuantumu buluyor. Oradan akıl yürütmeyle soyut gerçekliği buluyor. Aynen. Yani CERN deneylerinde soyut düşüncenin sonucu MR cihazı çıktı. Evet. Yani o halde soyut düşünceyle biz Allah'ı buluruz. Mevlana bunu kullanmış. Evet. Biz de soyut düşünce becerisi insanda var olan beceridir. Ve bu soyut düşünce de diyor ki arkadaş görünmeyen bir gerçeklik var. Bu seni bir sınava sokmuş. Bu sınavın sonunda iyi şeyler yapanı, terazinin kefesinde iyi şeyler olanı daha iyi bir dünyaya götürecek. Terazinin kefesinde eksi olanları da bedel ödetecek. Onları arındırıp ondan sonra alacak. Aslında bununla ilgili şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde de eğer doğru hissedebilirsek, doğru fark edebilirsek birçok uyarıcı almıyor muyuz sevgili hocam? Alıyoruz değil mi yaşamımız içerisinde? Tabii kesinlikle içerisinde. Yani insan zaten insan şeymiş bir tam kaynağını bilemiyorum ama 33 yaşlarına kadar insan iyi niyetli saf bir kimse ise bazı hatalı bir şeyler yaptığı zaman görünmeyen bir el onu düzeltirmiş. Ama 33 yaşlarına itibaren artık sen kemal yaşına geldin, hakikati buldun, böyle sen karar vermen lazım evet. diye. Mesela çocuklar yüksekten düşer bir şey olmaz ya. Yani sanki çocukları böyle şey koruyor gibi. Kaldırırmış. Ben bunu şeye benzetiyorum yani böyle pozitif bilimin penceresinden baktığım zaman, kuantum penceresinden baktığım zaman evren bir yazılım. Yani bilgisayardaki bir oyun düşün. Hani futbol oyunları var ya oynuyorlar. Hı hı. Şimdi programı yazan bir kimse topa vurduğu zaman gol olup olmayacağını oynayan bilmiyor. Ama programı yazan topa hangi koordinatlarda vurursa gol olacağını, hangi koordinatta vurması gol olmayacağını biliyor. Bu Allah'ın kaderi aslında. Yani yapan ilmiyle biliyor bunu. Tabii. Ama oradaki oynayan kendi yaptığından sorumlu oluyor. Allah onun yaptığından sorumlu değil. Kaderi de açıklıyor bu şey. Yani bu PlayStation'daki oyunların seçimlerimiz şeyimiz oluyor. Sorumluyuz seçimlerimizden. Hayat tercihtir dedik biz mesela üniversite onun olarak. Sonundaki onun sonundaki yollarda da tabii, karşımıza tabii, geleceklerden çıkıyor. Yani yaptığımız, verdiğimiz kararlardan mesulüz ama ondan sonrası sistem işliyor. Biz yaptığımız şeyleri biz aslında sistemdeki enerji bize yaptırıyor ondan sonra. Evet. Ama ne yapacağımızı biz karar veriyoruz. Biz insan frontal lobun özelliğidir o bak. Frontal lob yap yapma, evet, hayır, oldu, olmadı, red, kabul kararlarını verir. Ama bu kararı biz verdikten sonra ondan sonra sistem çalışır ve bizi ona doğru yöneltir. Evet. Yani Allah da evreni böyle kuantum enerjisiyle yönetiyor. Bu enerjide biz sadece tercih edeniz. Yapan değiliz. Seçeneklerimizin tabii, içinde ya tercih biz, yapıp sonrasında bunun alametlerini yaşıyoruz. Bir illüzyonda yaşıyoruz biz. Kararlarımızı veriyoruz. Ondan sonra oyunda verdiğimiz karara göre yeni bir sahne çıkıyor. Mesela hatta bu terapilerde siz de uyguluyorsunuz. Evet. Verdiğimiz bir örnek vardır. Bir insan
bir uçağa yetişecek. 160 hızla gidiyor. İleride o hızla giderse trafik kazası yapacak. Yani ve belki ölecek. Böyle durumlarda bu yolda bir trafik kazası görüyor. Yaralı bir insan var. Gidiyor ona yardım ediyor. Ama uçağı kaçırma ihtimali de var. Fakat orada ilkeli davranıyor, yardım ediyor. Oradaki yardım farkında olmadan ilerideki virajdaki kazada onun trafik kazası geçirmemesini önlüyor. Bak, görünmeyen yapılan iyilikler görünmeyen bir şekilde senin önüne çıkıyor aslında. Bu dengeleri, bu denge var. Fark edebiliyor. Gizli psikoloji yasası bu. Bu gizli psikoloji yasasını uyguladığın zaman bunun için ilkeli yaşarsan olur. Bu vicdani duygular da insanın yararınadır bunun için. Evet. Yani bizim görmediğimiz gizli psikoloji yasaları var. Bu yasalara uygun davranırsak biz kendi iyi önümüze çıkan her şeyde bir anlam arayabiliriz. Bir hikmet boyutunu arayabiliriz. Ve böyle durumlarda da musibet geldiği zaman insan o musibetin de bir hikmeti olduğunu düşünerek yakınma yerine kabullenme davranışını geliştiririz ki bu kabullenme davranışı bir terapi tekniğidir. Evet, yas da yaşanması gereken bir süreçtir deriz hep. Yasın sonrasında hayatımıza devam edebiliyor olmamız, yaşadığımız kayıptan sonra da hayatımıza devam edebiliyor olmamız, çünkü biz nefes almaya devam ediyoruz. Dolayısıyla da kendi sorumluluklarımızı unutmamamız. Kesinlikle yasa engellemek anlamında konuşmuyorum. Tabii. O dönem bittikten sonra sorumluluklarımızı fark edip hayatımıza bir şekilde geri dönebiliyor olmamız da zannediyorum ki bununla alakalı. Peki sevgili hocam, bazen değişik travmalar geliyor insanların başlarına. Özellikle günümüzde bunlardan çokça örnekler maalesef ki yaşadık. Travmalarımızın çözümlenmesi ve bununla alakalı vaziyetlerde bizim bu mesnevi terapi tekniklerimizin, biblioterapi tekniklerimizin etkileri nelerdir? Tabii. Şimdi bu tekniklerde böyle bir travma yaşadığı zaman, mesela burada psikoterapi tekniklerinde metaforlardan analoji yaparak kişinin o travmasıyla ilgili bir kafasında çözümleme oluşturuyor. Hı hı. Çözülmemiş travmayı çözülmemiş travmaya getiriyor. Burada bir nevi böyle metaforu dürbün gibi kullanıyor. Göremediği gerçeği görmesini sağlıyor. Evet. Mikroskop gibi kullanıyor. Onunla hakikati görmesini sağlıyor kişinin. Ve böyle durumlarda travma çözülmezse eğer bir iyileşmeyen yara gibi durur ruhumuzda. Yani daha dolayısıyla olarak beynimizde. Beynimizde sönmüş volkan gibi durur travma çözülmediği zaman. Farkında olmadan böyle orantısız davranışlarımız vardır. Mesela diyelim bir insan kapalı oda korkusu varsa, bir araştırıyorsunuz çocukluk dönemleri, annesi babası ikide bir onu odaya, kapalı odaya ceza olarak atıyor. O çocukta agorafobi gelişiyor ya da kapalı oda alan korkusuları gelişiyor. Yahut da kapalı alan korkuları gelişiyor. Tabii klastrofobi gidiyor, olabiliyor. Evet. Bunun arka plan araştırılan böyle bir şey çıkıyor. Bu eski travmanın çözülmemesi sonucu. Yani o kişi bundan dolayı terapiye gelirse onu unutuyor ama o kişi çocukluğundaki yaşadığını. Biz terapi teknikleri var, EMDR de var onlardan. Evet, EMDR de çok kullanılan. O tedavi tekniğini aldığım zaman kişi de mesela o EMDR'de vardır. Sağ beyin, sol beyin göz hareketleriyle. Bunu, şimdi orada bir travma beyinde kaydedilmiş. Kişi onu unutmuş. O aslında bilinçaltı diye deniyordu ama şimdi bilinç dışı evet. Deniyor. Şimdi şey diyoruz ona. Bilinç dışı ya da bilinçaltıdan kastedilen örtülü bellek. Örtülü bellek. Yani implicit memory diye geçiyor. O memory de şeyde örtülü bellekte var o. Kişi beyinde o sabi kullanmadığı networkleri çalıştırıyor. Şeyde sağ beyin sol beyin hareketlerini çalıştırıyor. Şimdi öyle durumlarda, çünkü ortada korpus kallozum var beynin ortasında. O beyindeki bütün her şeyle bağlantılı beyinde. O eski unutulmuş bağlantıları harekete geçiriyor. Mesela kronik baş ağrısı olan birisi, böyle klastrofobisi olan bir kimse birdenbire terapi seansı esnasında başlıyor hüngür hüngür ağlamaya. Evet, çözünme dediğim. Yani çözünme duygular ifade ediyor. Birdenbire unuttu olayı hatırlıyor. Eğer orada terapist tecrübesizse daha şey olur. Yani kontrolü kaybeder, kişi dağılabilir. Terapist orada eğitimliyse o travmayı açığa çıkarıyor, çözüyor ve mantıksal bir çözümleme yaptığı için o çözümü çözülmüş travma haline dönüşüyor. Geliştiren travma diyoruz buna. Evet. Bak ne oluyor? Yaşanan bir hayat olayı kişinin geliştiren travmaya dönüşüyor. O travmayı doğru yorumlamasıyla ilgili. Mevlana bunu daki bu
pozitif psikoterapi tekniği bu aynı zamanda. Evet. Bu terapi tekniğinde Mevlana yaşadığı bir olayı, hayat olayı, şok yaşantıyı, yani geçmiş böyle olumsuz deneyimleri yaşadığı zaman kişi bununla ilgili örnekler vererek kişiyi bu böyle sorun odaklı değil de çözüm odaklı düşünür. Evet, metaforik diyor. Tarafa geçirip öncesinde sonrasında çözüm odağına kaydırıp. Önce çözüm odağına kabullenme davranış oluşturuyor. Yani bir problemi tanımlıyor. Bunu yaşaman gerekiyormuş diyor. Buna sen kaçınamazdın diyor. Ama bunu eğer çözmek istiyorsan diyor, bu senin hayatında kazanıma dönüşür diyor. Evet. Kazanıma dönüşebilir diyor. Şöyle şöyle yaparsan kazanıma dönüşür diyor. Ne yapacaksın? Geçmişteki yaşadığın travma kişiyle gidip helallaşacaksın mesela, annen babansa. Ve eğer böyle bir durumda, ya bu yapılan bu işlerinde yüzde şu kadar benim sorumluluğum var, hiç karşı tarafı suçlayıp yargılamadan, yani bunun için böyle olunca zaten karşı tarafta, yani bu böyle geldiği zaman düşmanlık, bağışlama duygusuyla mesela. Bunu Mevlana çok kullanıyor, affetme, bağışlama, evet. Kabullenme ve bağışlama. Eğer kişi bağışlanmayacak derece düşmanca bir kişi ise böyle durumlarda orada işte yani iman, tevhid, teslim, tevekkül zincirini kullanıyor. Ben bunu yaşaman gerekiyormuş, bunda da bir hikmet var diye ben bundan nerede ders çıkarırım diyerek sonuç odaklı düşünmeyi sağlatıyor. Ve kişi o travmayı çözüyor, rafa koyuyor, hayata devam ediyor. Ve bunu biz şu anda mindfulness terapi diye geçen teknikte kullanılan yöntemi Mevlana bize sunmuş. Ve bunu halk psikoterapisi olarak asırlardır kullanılıyor. Evet. Ve bu koruyucu ruh sağlığıdır bu. Yani biz herkesi alıp da terapi odasında yapamayız ki. Önleyici, tabii ki. Tabii yapamayız ki. Yani bunu insan okursa emin ol, bu kitabı okuduktan sonra evliliğim düzeldi, geçmişte hesaplaşmalarımı hallettim diyen insanlara o kadar rastlıyoruz ki. Ben de çokça duydum sevgili hocam. Rastlıyoruz ki bu demek ki bu popüler psikoterapidir. Bir gösterelim dilerseniz. Çünkü kitaplarımızın görsellerini görmeyen sevgili seyircilerimiz olabilir. Bizim bugün üzerinde daha ziyade konuşmaya çalıştığımız tüm genel kavramları içeren Mesnevi Terapi kitabımızdı bu. Sevgili hocamın biraz önce bahsettiği aile ilişkilerimizi de düzenleyebiliyoruz. Bununla beraber çokça faydasını gördük dediğimiz kitabımızda Aile Terapisi kitabıydı. Şöyle onu da göstereyim. Buradaki çıkarsamalar, buradaki hikayeler, bizim biraz önce sevgili hocamla da bahsettiğimiz, aslında biblioterapi olarak adlettiğimiz hikayeler anlatarak, metaforlar yaparak kişinin bazı şeyleri fark etmesini, doğru anlamlandırmasını, doğru kodlamasını ve sonrasında da bunun sonuçlarına dair artık fikir üretebilir, seçenekler üretebilir hale getirmesini hedeflediğimiz bir sistem. Peki hocam, geleceği planlamaya dair, hedef koymaya dair, üretkenliğimizi de bahsettiğiniz frontal lobu da biraz aktive etmeye yönelik, yaratıcılığımızı geliştirip hayat hedeflerimizi organize etmeye dair nasıl bir vaziyetimiz var? Bunun için kişi işte hayata anlam katmak birincisi. Yani ikinci aşama neydi? Pozitif yorumlar yapmak, yaşabilmeyle ilgili. Üçüncüsü de pozitif hedefler koyabilmek kendisine hayatta. Şimdi bir gemi düşün, limandan çıkmak istiyor. Eğer nereye gideceğini bilmiyorsa o gemi, hiçbir rüzgar ona yardım edemez. Evet. Ya da yani seyahat gerçekleştiremez. Ve rota. Rota. Yani bir, yahut da bir harita aldık, bir yere gideceğiz. Nerede olduğunuzu bilirsen nereye gideceğinin yolunu çizebilirsin, yol haritanı. Yani şimdi burada Mevlana önce EQ training'de, yani duygusal zeka eğitiminde kullandığımız öz bilinç, kendini tanımak. Evet. İkinci aşama öz yönetim, kendini yönetebilmek. Üçüncü aşama sosyal bilinç, yaşadığın sosyal dokunun bir parçası olduğunu hatırlamak. Çünkü insan ilişkisel varlık. Evet. Tek başına yaşamaya göre programlanmamış. Biyopsikososyal bir varlık deriz ya psikolojinin girişinde. Biyopsikososyal, spiritüel. Spiritüel. Yani. Bu son zamanlarda eklenen. Spiritüel varlık artık bu bilimsel olarak rahat göğsümüzü gere gere savunabileceğimiz bir şey. Biyopsikososyal, spiritüel varlık insan. Ve böyle durumlarda insan amaç, anlam ve amaç önemlidir insan. Yaşamda amaç önemlidir. Gelecek beklentisi önemlidir. Ümit duygusu çok önemlidir insanda. Bir şeyler yapabilmesi için, kendini harekete geçilmesi için. İnsan bir yerden harekete geçmesin bir ama hedefi varsa kendini harekete geçiriyor. Hatta biraz da şeydir değil mi sevgili hocam? Stresin belli bir dozu motive edicidir deriz. Tabii. Çünkü biz bir şey hayal ederiz. Buna dair endişemizin azıcık yükseliyor olması, buna daha iyi motive olmamız, belki daha iyi konsantre olmamız, daha farklı seçenekleri düşünüyor olmamızı da beraberinde getirir deriz hep. Hayat planlama, hayat kurgulama için. Tabii. Yani insan hedefi olan bir kimse kendini harekete geçirebilir.
harekete geçtikten sonra ne yaptığı kadar nasıl yaptığı da önemli. Evet. Bunu da bilecek. Yöntem, doğru yöntemler, doğru hedefler için doğru yöntemler kullanacak. Şimdi Mevlana burada kimse aşka mesela hedef koyuyor. Evet. Halbuki şu anda bizim bu modernizmin sunduğu aşkta hedef yoktur. Birisine aşık olursun, onunla mutluluk olmaya çalışırsın ve bu o zaman da aşk bir müddet sonra karşı hayalindeki diyelim sevdiğin kişiyle gerçekteki sevdiğin kişi arasındaki makas açık olduğunu görünce hayal kırıkları başlar. Onu kendine benzetmeye çalışırsın. Evet. Yahut da güç savaşları, kişilik savaşları başlar. Aşk buharlaşır. Ama aşkın eğer hedefi, aşkın bir hedef olursa, evet. Yani aşkın hedefi, aşkın bir hedef olursa ne? İlahi rızadır aşkın hedef. Mevlana onu demiş. Yani varoluşumuzdaki hedef, bizi mutlu edecek hedefin iki özelliği olması lazım. Birincisi devamlılığın olması lazım. İkincisi ulaşılabilirliğinin olması lazım. İnsan sevdiği nesneye, sevgi nesnesi önemli. Sevdiği evet. nesneye devamlı değilse, mesela ölümlü bir şeyi seviyorsa kaybetme korkusuyla depresyona giriyor. Veyahut devamlı değilse hasta olduğu zaman, bir şey olduğu zaman gece o çocuğunun nefesini kontrol ediyor. Eşinin nefesini kontrol ediyor bir şey olacak diye. Çünkü orada beyin diyor ki ya bu kalıcı, geçici diyor. Gidecek ya, bir gün gidecek diyor. Ama insan sevdiği nesnenin yani Allah için severse eğer, ilahi rıza için severse evet. ya bu gidecek, ölecek gibi olsa bile ama bununla ileride biz buluşacağız. Evet. Ölümden sonra başka bir yaşam formu var. Biz dünya bir farklı yaşam formu. Ruhlar aleminde. Ruhlar aleminde başka bir yaşam formu var. Orada onunla buluşacağız diyor. Çünkü ben insanları sev ve yaradandan ötürü. Yunus Emre diyor mesela. Niye diyor Yunus Emre? Eğer böyle seversen o sevgi sana zarar vermiyor. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü diyor. Yani onu söylerken kişi Mevlana da bunu kullanıyor, Yunus da bunu kullanıyor. Yani tasavvufun özü zaten bu. Aynen öyle. Mesela hatta bir böyle Allah dostu bir insana soruyorlar ne iş yaparsın diye. Ben çözerim, bağlarım diyor. Anlamadık diyorlar. Ben diyor dünyaya bağlanmış kalpleri çözerim, Allah'a bağlarım diyor. Gerçekten öyle. İnsan kalbini Allah'a bağlamazsa dünyadaki hiçbir şey insanı mutlu etmeye yetmez. Kesinlikle. Yani bir mutluluk bilimi diyorlar şimdi. Ölümden sonra mutlu etmeyen bir insan, çözemeyen bir insan mutlu olabilir mi? Çünkü insanda stratejik düşünce özelliği var. Evet. Stratejik düşünce diyor, insan uzun vadeli düşünmeye göre beyni çalışıyor. Ana göre çalışmıyor. Yani diyelim kediye köpeğe baksanız karnı doyduysa, yavruları yanıyorsa gayet mutlu. Mutlu. Ben hiç kendimde çocukluk hatırası var biliyor musunuz? Öyle. Yani ben ilkokul erken başlamışım. Erken başladığım zaman annem ders çalışıyor başımda böyle nöbetçi gibi duruyor. Ben anladım, okuduğumu anlayamıyormuşum. Anneme demişim ya anne ya şu sobada yanıyormuş, altında kedi varmış. Anne ben şu kedi olmak istiyorum demişim. Ya. Annem onun üzerine baskı yapmayı bıraktım diyorsun sana. Yani insan demek ki bak insanın içinde yani mutlu olamadığını bir şekilde ifade etme eğilimi var. Yaş kaç olursa var. Olsun. Kaç olursan olsun var insanda. Bu eğilim insanı böyle strese girdiği zaman oluyor işte evet. insan. Onun için Allah bize musibet, stres verdiği zaman orada diyor ki arkadaş sen yanlış caddelerde dolaşıyorsun, yanlış kapılar çalıyorsun. Beni bul diyor. İşaret. İşaret. Yani onun için musibeti dünyeviye ikazat ilahiyedir diyor İslam büyükleri. İlahi ikazlardır. Mevlana'nın yine meşhur örneği var. Çobanın diyor sürüden ayrılan kuzuya taş atması kuzuyu öldürmek istediğinden sevmediğinden değil ki. Kurt kapmasın diye yapıyor diyor. Yani Allah'tan gelen musibetler aslında insana yani bir musibet geldiği zaman Allah bizimle olay diliyle konuşuyor. Olay diliyle konuşuyor. Bir olay geliyor, bir musibet oluyor, önümüze bir terslik çıkıyor. Birisiyle kavga ediyorsun, bir problem çıkıyor. Böyle durumlarda hemen akıllı insan soyut düşünür. Soyut düşünen insan stratejik düşünür. Bu insan ne yapar? Ya bu olay benim başıma geldi. Bunun hikmeti nedir diye sorar. Evet. Bak onun için önce ilim, sonra irfan, sonra hikmet. Aynen öyle. Hikmeti soramayan insan irfanı da kaçırır. Aynen öyle. Hikmeti soramayan onun için hikmet en üst düzeydir. Ve bu düşünce insanda vardır. Kesinlikle. Gelişmişlik seviyesinin yüksekliğine bağlı varoluşun hikmetini bilebilen bir insan. Mesela hikmet kavramı Arapça'da ve Türkçe'de olduğu gibi girmiş ama hikmet kavramının kelifesini karşılayan bir kavram şeyde yok.
Başka dillerde hiçbir... yok. İngilizce'de de yok. Aynen. Mesela Ayasofya'da Ay'a yüksek demek. Sofya hikmet olarak tercüme ediliyor. Evet, evet. Sofya diye kavram var aslında. Latince'de yani gelişmiş o kavram. Sofi, evet. Sufi belki de orada oradan geliyor. Saflıktan geliyor belki. Yani onun için o hikmet var orada. Aslında varoluştaki amaç hikmeti anlama amacı. Mesela bir yerde gökdelen dikiyorsun. Eğer oraya hikmetsiz dikersen oraya kimse kiralamaz, gelmez. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış iş yapmış olursun. Evet. Hikmet doğru zamanda, doğru yerde, doğru iş yapmayı demektir. Doğru iş yapmak. Aynen öyle. Çok sevgili hocam, şeref verdiniz. Estağfurullah. Çok kıymetli bilgileri aktardınız. Rica ederim, çok teşekkür rica ederim, ediyoruz. Efendim, önümüzdeki pazar saat yine 10'da. Burada uzman konuğumla beraber sizleri bekliyor olacağım. Bizleri evlerinizde ağırlarsanız çok seviniriz. İlk programımızdır. Eğer bir sürçülisan ettiysek affediniz. Yeniden hayırlı pazarlar diliyoruz. Sağlıkla kalın diyoruz.